nedeniyle bugün birazcık meslekte adım adım yürüyorsunuz. İş, meslek, kariyer arasındaki bu hızlı koşuşta neler yapmalıyız? Bizler neler yaptık? Sizi neler bekliyor? Biraz onu konuşalım istedim. Yarım saatlik bir süre, kısa ama anlatacak çok şey var esasında. Benim için kariyer belirlemedeki en önemli nokta, acaba ne yapmak istiyorum, onun farkında mıyız? En önemli unsur o. Çünkü meslek, yaşamınızı sürdürmek için seçeceğiniz bir olgu ve asla ondan vazgeçemeyeceksiniz. Ona sahip olmalısınız, ona aşık olmalısınız, ona bağlanmalısınız ki iş hayatınızda mutlu olabilirsiniz. Kariyer, bütün bu yapmak istediğiniz her şeyin adım adım hayatınızdaki yeri. Kariyeriniz sürekli gelişim istiyor, sürekli planlama istiyor. Bugün sizin burada bulunma nedenlerinizden bir tanesi de o. Aslında sadece meslek seçmeyeceksiniz. Bugün burada üniversitelere bakarken, buradaki hocalarla konuşurken yapacağınız en önemli şey, yarın ben ne yapmak istiyorum? Onun kararını almanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için bir plan yapmamız lazım. Çocukken şöyle sorular sorulur. Evet, ne olmak istiyorsun? Çocuk döner ve size der ki, kamyon olmak istiyorum. Çünkü onun gözündeki en büyük olgu odur. Daha sonra diğer meslek dalları kafanızda oturmaya başlar. İşte öğretmen olmak istersiniz, doktor olmak istersiniz, mühendis. Çeşitli alanlara doğru yaklaşırsınız. Bu da karşınızdaki kişinin aslında baktığınız zaman rol modelliyle beraber yürür. Yani hoşlandığınız kişileri siz kendinize rol model görürsünüz. Sporcu olmak çok önemli. Ama futbolcu olacağım değil, sporcu olacağım diye bakmak lazım. Manken olacağım diye değil, sanatçı olacağım diye bakmak lazım. Yani mesleğinizi siz kariyer olarak oturtursanız hayatınızda, o zaman mutlaka o mesleğin içinde bir yıldız şeklinde doğarsınız. Bunlar son derece önemli. Ama karşınızda çok ciddi bir zaman dilimi var ve asla onunla baş edemeyiz arkadaşlar. Her şeyi çok iyi planlamanız gerekiyor. Dakikalarınız çok kıymetli. Sınavda da öyle. Gerçi sınav bir zaman dilimi ama ona çok fazla kendinizi strese sokarak gitmeyin. O süreci de iyi planlayın. Yani bugün ne yapmamız gerekiyor? Çok soru çözmemiz gerekiyor. Esasında bilgi sizde duruyor. Bir yere gitmedi. Dolayısıyla buna endeksli hareket etmek lazım. İyi plan yapmak, hayatta her şeyi adım adım götürmek gerekiyor. En önemlisi tabii ki ben ilgi alanımı bileyim. Bazen soruyorum arkadaşlar, ne olmak istiyorsun? Hocam henüz karar veremedim. Sayısal mı, şu mu, bu mu? Hayır, öyle değil. Ben avukat olmak istiyorum. Hukukçu değil. Ben doktor olmak istiyorum. Nasıl bir doktor olmak istiyorsun? Bugünden onun kararını vermen lazım hayatında. Ve tabii ki yetenekler. Ben mesela sağlıkçı olmayı çok istedim ama hekim olmak istemedim. Neden? İnsanın kendini bilmesi lazım. Kan tutuyor. Yani bu senin elinde olan bir şey değil. Bunu da öğreneceksin. Neler beni engelliyor, neler benim hayatımda bana destek veriyor. Ayrıca beceriler. Mesela bana geçen gittiğim konferansta sordular. Neden sağlıkçı oldun? Lisedeyken biyolojiyi çok seviyordum. İşte börtüydü, böcekti, ottu, çöptü, şuydu, buydu derken sağlığın içine doğru kaydım. Eczacılıkla başladığım bir meslek hayatım. Bugün beni işte halk sağlığında çalışan, sağlığın korunması alanında çalışan, iş sağlığı güvenliği alanında çalışan bir kişi haline getirdi. Sürekli ama okumak gerekiyor. Bu böyle net ve gerçek olan bir şey arkadaşlar. Dolayısıyla karar verme süreci sizin önemli süreçlerinizden bir tanesi. Burada dikkat edeceğiniz bir takım noktalar olacak. Evet, önce duygu düşünceleriniz doğrultusunda bir karar verin. Türkiye'nin neresinde olursa olsun okuyacağınız üniversite size mutlaka destek verecek. Şunu söylemek istiyorum. Eskiden bir reklam vardı, şimdi yok artık o.
Hani biz hepimiz bankayız ama artık o banka olmadığı için söyleyebilirim. Ama biz Osmanlı Bankası'yız derdi. Şimdi biz de öyle. Hepimiz üniversiteyiz. Yok aslında birbirimizden farkımız. Çünkü sizin geleceğiniz ve kariyeriniz için çeşitli kararlar alma sürecine gidiyor. Bakın arkadaşlar, böyle bir piramit içerisindeyiz. Ve önce Maslow'un hiyerarşiler üçgeni diye bir kavram var. Yani kişi kendini besleyebilmeli, barınabilmeli, kariyerini, yaşamını belirleyebilmeli ve ondan sonra adım adım başkalarıyla ilişkiler kurmalı. Geldiğiniz nokta mesleğinizde, pardon şöyle yapayım, ışığı göremedim ama prestij ister herkes hayatında. Yani ben bu mesleği seçiyorum ama niye seçiyorum? Benim hayatıma ne katacak? En önemlisi herhalde bu olmalı. Sadece para kazanmak, evet bir yere kadar çok güzel ama para kazanmanın yanı sıra mutlaka hayatınızda renkler olmalı. Ben her zaman şunu söyledim kendim. 13 yaşındaydım, öğretmen olmaya karar vermiştim. Sağlıkçı olacağım, öğretmen olacağım. Belki birazcık da mimarlık kafamdaydı ama o benim hobim olarak kaldı. Mutlaka bu yaşta bir hobiniz olmalı. Hobiniz olmalı ki benim yaşıma geldiğinizde meslekten emekli olduğunuz noktada o hobilerinizle yaşamınızı sürdürün. Çünkü çocuk yetiştireceksiniz. Bugün çok gençsiniz gibi gözüküyor. 4 sene sonra üniversite bitecek. İşte biraz kariyerdi, şuydu, buydu, nişandı, evlilikti, çoluktu, çocuktu derken bir bakıyorsunuz 40'lı yaşlar gelmiş ve meslekte de bir yere gitmek istiyorsunuz. Mesleğinizde star olmanın tek yolu kariyer planına hakim olmak. Yani siz bugünden 2 yıl sonra ne yapacağınızı bilebilir olmanız gerekiyor. 4 yıl sonra ne yapmak istiyorum? Bunu yapmadığımız zaman çok büyük sıkıntı. Bugün beni en mutsuz eden olayı söylemek istiyorum. Kapıdan içeriye girdim. Üniversiteler kendini tanıtmak için kitapçıklar yapmış. Arkadaşlarım bir kısmı da almış onları. Daha okumamış bile dış kapıya terk etmiş gitmiş. Bakın iki şeyi yapamamış hayatında. Bir, karar vermek için almak istemiyorsan niye aldın? İki, onu niye sokak kapısına bıraktın? Çünkü o senin paran. O bu milletin parası. O çöp değil. Onu bir anda çöp yaptık. Onun bir düşünürsen işte bir ağaçtan yapıldığını, onun bir emekle yapıldığını, üniversitenin ona emek verdiğini düşünürsen ben çok üzüldüm. Bir gencin bunu yapmaması gerekiyor diye düşündüm. Ben beğenmediğim, ilgi duymadığım bir üniversitenin evraklarını almam. Orada dinlerim, teşekkür ederim ve giderim. Sizler de lütfen öyle yapın. Koridorlarda da görüyorum, 60'lar bazı arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar, kendinizi değerlendirdiniz mi? Bugün çok önemli bir gün. Bugün kendinizi değerlendirmeniz lazım. Yani sonradan olabilecekler var, bilgiyle size verilecekler. Ama bugün sizde olan yetenekler var. Çok iyi konuşuyorum, çok güzel rol yapıyorum. Ben sosyal bilimlerde çok iyi bir yere gidebilirim. Hayır, muhteşem bir matematik hafızam var. O zaman fen bilimlerinde yürü, mühendisliği seç. Yani meslek yüksekokulundan da giriş yapabilirsin. Her zaman söylüyorum, adım adım, meslek adım adım yürüyor. Avrupa'ya gidiyorsunuz, herkes çalışıyor, kendi ekmek parasıyla gidiyor, bir yandan okuyor. Biz ailelere dayanıyoruz biraz, sonra anne babacı oluyoruz. Anne baba da çok müdahil oluyor her şeye. Bence genç kendi kararını kendi vermeli, ne olmak istiyorsanız. Puanınıza göre açıkta durmayın. Önce 2 yıllık bir meslek yüksekokuluna girerseniz oradan 4 yıllığa geçiş hakkı tanımış devletimiz. Oradan yüksek lisans, oradan doktoraya çıkıp öğretim üyesi, profesör olmuş arkadaşlarımız var. Dolayısıyla önünüz hiç kapalı değil. Adım adım yürüyebilirsiniz ama beklemek size zaman kaybettirir. Bu sene de sistem bakalım neler getiriyor göreceğiz hep beraber. Evet, şöyle kendimizi değerlendirdik.
bir araştırma yapın. Hangi meslek ne kadar yükselen değer taşıyor, ne oluyor? Geçen gün bir gençlerle konuşuyorum. Abi dedi, ben dedi hukukçu olmak istiyorum. Ben dedim ki, sağlık hukukçusu olmak aklına geldi mi? Hiç aklıma gelmedi. O zaman çok okuyalım. Yani internette inanılmaz güzel bilgiler var. Sağlık hukukçusu olmak, sağlıkta iş sağlığı güvenliği uzmanı olmak. Artık hayatımız detaylarda gizli gençler. Yani bir alanda okuyun, eğitimlerinizi alın ama detaylarına girmeye çalışın. Şimdiden bu kararları alın ve o doğrultuda kendinizi bilgi olarak besleyin. Benim tabii farklıydı geçmişteki yaşantımız. Biz kitapların içinde büyüdük. Şimdi internet var. Cep telefonundan bilgiye çok kısa ulaşıyorsunuz. Çok kısa ve çok hızlı ulaşıldığı için çok çabuk da unutuluyor. Biraz not alın, bir kenarlara bunları yerleştirin. Bu söylediklerimin inanın çok büyük faydası olacak. Ve bir plan yapın hayatınızda. Benim hayatım sürekli plan üstünedir. Yani iyisiyle kötüsüyle karşınıza bir sürü şey çıkıyor, engeller çıkacak. Hiçbir şey dört dörtlük değil. O zirvelere kolay tırmanılmıyor. Ama tırmanırken siz şunu yapmanızı istiyorum. Ben ne istiyorum ve gelecek benden ne istiyor? Bu çok önemli. Geleceğin sizden ne istediğini bilmeniz lazım. Çünkü Türkiye ne istiyor? Avrupa ne istiyor? Dünya ne istiyor? Göçün gidin anlamında söylemiyorum ama dünyanın değişen değerleri var. Sürekli bir değişim içinde dünya ve durduğu yerde durmuyor. Teknoloji çünkü çok hızlı gelişiyor. Her şey farklılaşıyor. Dolayısıyla e-sistem üstünden bilgilenebiliyorsunuz. E-sistem üstünden üniversiteler bitiriliyor. Demek ki her şey e-ticaret yapılabiliyor. O zaman ufkumuzu açık tutalım ve kendimizi aydınlatacak konularda bir strateji belirleyelim ve bugün benim şansım nedir'i kontrol edelim. Benim şansım ne? Herkesin her şeyi yapma hakkı var. Herkesin her işe ulaşma şansı var. Hayatımda hep arkadaşlarım onu söyler. Ben çok açık ve net söylüyorum. 13 yaşında, işte ben bir gün buraya çıkacağım diye iddialaştığım bir yaşta, 6 ay sonra ben kürsüye çıkmış konuşma yapıyordum. Hırslarınız olmalı ama o hırslarınız için çok çalışmalısınız. Çalışarak ancak bir noktaya geliniyor. Bundan çok emin olun, emin olun ve mesleğinizi severek yapın. Birisi istedi diye o mesleği edinirseniz mutsuz olursunuz. Sonra tekrar 30'lu 35'li yaşlarda yeniden başka meslek seçimleri yapmaya gidiyor herkes. Ben hayatımda benim 3-4 tane mesleğim var. Çantamda duruyor ama hepsi birbirinin üstünde duruyor. Hepsini aynı anda kullanabiliyorum. Ben İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. Sonra o dönem çok popüler olmuştu. İşletme ihtisası yaptım. Hemen üstüne mikrobiyolojide yüksek lisans doktora yaptım. Ve Türkiye'ye yeni gelmişti. Sağlık yönetiminde yüksek lisans yaptım. Bütün bunlar beni aldı, bambaşka bir yere taşıdı. Evet. Ben akademisyen olmak istiyordum. Oldum ama bir kararım vardı. Üniversitede, kürsüde, masada oturarak akademisyenlik olmaz deyip sokaklara çıktım. Ne yaptım? Türkiye'de bugüne kadar 72 ilde çalıştım arkadaşlar. Son derece önemli bir şey. Sağlık Bakanlığı'nda görev yaptım, farklı kurum kuruluşlarda görev yaptım. Ayrıldım, tekrar geri döndüm üniversiteye. Bugün içinde bulunduğumuz üniversitenin kurucu öğretim üyelerinden biriyim. Orada profesör olarak görev yapıyorum ve kendimi çok mutlu hissediyorum. Televizyona çıkıyorum, program yapıyorum, radyo programları yapıyorum, gazetelere yazılar yazıyorum. Birilerine öğretiyor duygusuna sahip olmak çok güzel. Neden? Çünkü her sabah 5.30-6'da kalkıp okumaya devam ediyorum. Ve okuduğum her şeyi de sizlerle, gençlerle ve Türkiye ile paylaşmaya çalışıyorum. Evet, yaşam, zaman böyle bir şey. Bizi o çarkların içinde eritmemeli arkadaşlar. Hep yukarı taşımalı, hep sizi
daha üst düzeye taşımalı. Aynı şeyi konuşmayabiliriz, aynı şeyi konuşabiliriz, hiç fark etmez. Önemli olan anlaşabilmek, önemli olan edindiğin mesleği topluma sunmak. Çünkü bizden beklenen o, Türkiye'nin sizden beklediği o, hayatımız sizsiniz, geleceğimiz sizsiniz, her şeyi size emanet edeceğiz. Ben 62 yaşındayım, artık vereceğimi veriyorum ve benim de bir tükenme dönemim gelecek ve bitecek. Ama siz onları alıp daha yukarı götürmelisiniz. Biz hiç kimsenin esiri olmamalıyız. Biz her şeyimizi kendimiz üretmeli, tarımımızı kendimiz yapmalıyız. Bu bizim için son derece önemli. Her şey hazır, her şey hazır. Bu bizi mahveder. Dışa bağımlı bir gençlik olamaz. Dolayısıyla mesleğinizi iyi öğrenip, hakim olup, o işlerin başına geçen, o işleri yöneten CEO'lar da sizler olmalısınız. Evet, üç farklı davranış üzerinden. Tabii çok karmaşık bir durum, karar verilecek. Arkadaşlar, eczacı olduğumu söyledim. Ben bugün Türkiye'nin belli başlı üniversitelerinde, sırf kendi üniversitemde değil ve yurt dışında iş sağlığı güvenliği dersleri anlatıyorum. Bütün bunlar kendinizi hazırlamakla ilgili bir şey. Çalışmakla ilgili, sahaya inmek çok kıymetli. Sahada çalışan insan bilgisini pekiştirip daha yüksek noktalara ulaşabilir. Biraz hızlı geçelim, süremiz belli. Evet, destek alabilirsiniz her üniversiteden. Burada bizim kendi üniversitemizdeki danışmanlardan, başka üniversitelerden. Arkadaşlar, ben neredeyim ve ne olacağım? Puanlar geldiğinde nasıl ilerleyeceğim? Arkadaşlar, biraz hızlı çıkın. Sizden ben özür diliyorum. Gençliğin bu sabırsızlığı bir yere gelemeyişlerinin bir küçük örneği oluyor. Çok üzgünüm. Bunu söylemek istemezdim böyle bir toplumda. Ama iki şeye saygı göstermek lazım. Önce orada oturan arkadaşlarına, sonra burada bir konuşma yapan, ayaklarına kadar gelmiş olan bir öğretim üyesine. Bunu öğrendikleri gün kariyerlerinde yüksek adımlar atacaklar. Öğrenemediği süre bu şekilde sokaklarda gezinmeye devam edecekler. Çok üzgünüm. Hiçbir meslekte arkadaşlar en üste gelemiyoruz. Ha diyoruz ki bazısı çok erken, çok küçük yaşta geldi ama ne olursa olsun bana öğretilen şey mutfaktan geçin. Benim profesörüm rahmetli Enver Çetin hocamız bana bulaşık yıkatmıştı mikrobiyolojide. Mikroorganizmalarla deney yapıyoruz, kirleniyor. Onları temizlememiz gerekiyor. Şudur budur, koşuşturuyoruz. Ben dedim ki, hoca beni istemiyor, bulaşıkhaneye koydu. 15 gün sonra yanına çağırdı, dedi ki, Oğuz, bu mutfaktan geçtin. Artık kimse seni kandıramaz, her şeyin detayını biliyorsun. Her şeyin incesini biliyorsun. Size tavsiyem arkadaşlar, fotokopi çek diyorlar, fotokopi çek. Kütüphanede dur, kütüphanede dur. Ama her işi elle, her işe dokun ve gör. Ancak o zaman daha hızlı bir şekilde işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenir ve daha üst noktalara taşınırsınız. Mutlaka. Çünkü gençlerin en büyük hevesi, işte mezun olacağım, hemen müdür olacağım. Kimse bizi müdür yapmıyor, hiçbirimizi yapmadılar zaten. Evet, çok farklı alanlarda sertifikalara ihtiyacınız var. Üniversitede tek başına bir diploma almak size yetmeyecek sevgili arkadaşlar. O yüzden lütfen kendinizi
boş vakit bırakmayacak şekilde doldurun. En önemlisi lisan bilmeniz lazım. Hep bunu söylüyorlar. Bir lisan bir insan, iki lisan iki insan. Evet, bugün artık dünya ile anlaşabilmek için e-sistemden söz ediyoruz. Mutlaka en az bir lisan. Bugün vereceğin kararlardan bir tanesi. Ben Türkiye Cumhuriyetler'de mi çalışmak istiyorum? Bakın, korkunç bir değer geliyor. Ben Çin'le mi çalışmak istiyorum? Rusya'yla mı? Amerika'yla mı? Avrupa'yla mı? Arap Kalkanı'yla mı? O zaman bir lisan seçmek zorundasınız. İngilizce, İngilizce diye bağırıyoruz ama dünyada en çok konuşulan lisan İspanyolca. Acaba diğer ülkelerle hiç mi iletişim kurmayı düşünmüyoruz? Acaba koca bir Rusya ve koca bir Çin dünyaya hakim olmak üzere ekonomide. Onlarla iletişimimiz ne olacak? Siyaset okuyor, dış siyaset okuyor çocuk. Türkçeyi zor yazıyor, çiziyor. Nasıl siyaset adamı olur? Nasıl dış ilişkilerde iş bulabilir? Ben soruyorum. O yüzden lütfen dil öğrenmek en önemli işlerinizden biri olmak zorunda. Bakın ben hiç şu lafı etmedim. Ben Rumeli Üniversitesi'ndeyim, kalkın bana gelin. Kalkın bana gelin, elimden ne geliyorsa destek olacağım. Benim üniversiteme gelmen için değil, üniversiteye girebilmen için. Şansın vardır, benimkine gelirsin, beraber çalışırız. Ha, puanın tutar, gelirsin, başımın üstünde yerim var. Ama burası pazar yeri değil, burası üniversite. Nasıl bir üniversite seçeceğim, hangi mesleği seçeceğim? En önemlisi o. Meslekte kariyer adımın için doğru seçimler yapman gerekiyor. Hangi hocayla çalışacağım? Ben buna aşırı derecede önem veriyorum. Bana kim icazet verecek? Çünkü birisi bana elini verecek ve ben onun verdiği ele istinaden bütün işlerimi yapacağım. Evet, ben kendi üniversitemi söylerim. Neden söylerim? Çünkü ben geçen sene öğrencilerimle el ele tutuşup 110 tane proje bitirmişim. Bu ne demek? Gençliği sokağa çıkarmak, üniversitenin sokaktaki değerini göstermek ve neler üretebileceğini, neler yapabileceğini ona hissettirmek. Üniversite budur. Üniversite sadece klasik bilgi veren yer değildir. Üniversite dünya şehri demektir. Seçeceğiniz o şehirden dünyaya açılabilir olmanız lazım. Dünyaya ufkunuzu verebilir olmalısınız. Evet, bunun için hep plan yapın diyorum arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Muhteşem bir işsizlik var dünyada. Kim kazanıyor biliyor musunuz? Şimdi biraz evvel söyledim, iş sağlığı güvenliğinde işte yüksek lisans yapıyor. Yüzlerce öğrenci geliyor önüme. Diyorum ki, içinizden 10 tanesi çok yüksek duruma gelecek. Niye? Adam derse geliyor, notunu tutuyor, projesini yapıyor, sahaya çıkıyor. Öbürü evinde oturuyor, gelmiyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey varmış gibi anlatılıyor. Arkadaşlar, hiçbir şekilde uzaktan, ellemeden, dokunmadan, sahada çamura batmadan, çarpmadan, takla atmadan, düşmeden, kalkmadan hiçbir yere gelinemez. Tecrübe, bilgiyle deneyim karıştıktan sonra ancak hayatınıza renk veriyor ve sizi bir yerlere getiriyor. Evet, bunu söyledik. Karar noktasına geldiğimizde senaryonuzu belirleyin. Piyasada bugün hangi işler neler yaptırıyor bize, neler kazandırıyor? Ben çantama ne koymalıyım? Bakın bu önemli. Sırf mühendislik okumak değil. Mühendislik okurken çift anadal yapabilirsiniz. Süper zeki gençler var. Görüyorum. Ve şimdiki gençlik, bazen anneler diyor ki, işte benim oğlum çok zeki, benim kızım. Hayır, hepiniz çok zekisiniz. Çünkü çok zeka dolu bir gençlik geldi. Doğru kullanma zamanı. Bu zekayı doğru ve anlamlı kullanma zamanı arkadaşlar. Evet, burada bu slaytları bırakıyoruz. Hocalarınız burada, isteyenle alır, paylaşır. Gene devam ederiz. Piyasayı tanıyın, dünyaya bakın. Hangi mesleği seçeceğinize karar verin ve o meslekte kimler nerelere ulaşmış, ona çok önem verin. Şimdi tabii
Medya çok önemli. Karşınızda bir televizyon var ve orada bir şeyler anlatılıyor. Televizyon reel bir hayat değil. Ben de televizyonda iyi kötü kendime göre adım sanım olan birisiyim. Tanıyor, anneleriniz tanıyor, o tanıyor, bu tanıyor. Ama o sizi bir yere taşımaz. O bir yere kadar. Sizin kendinizden emin olmanız gerekiyor. Bilgiyle dolu, deneyimle dolu olduğunuz zaman istediğiniz yere varacaksınız gençler. O yüzden bir hareket planı yapmanız lazım. Sürekli analiz etmek gerekiyor. Bugünkü fikirleriniz yarın değişebilir. İlla o değil. Bakın size tek önemli bir şey söyledim. Bir ana dalı kafanıza yerleştirin. Hedef koyun. O hedefe doğru koşun. Onun için yani şunu söylemeye çalıştım. Alanınız mühendislik mi? Alanınız sağlık bilimleri mi? Alanınız sosyal bilimler mi? Ortaya karışık çorba yok. Önce birini seçeceksiniz. Ondan sonra isterseniz onun üstüne diğer dalları ekleme şansınız olacaktır hayatınızda. Bu da size renk katacaktır, değer katacaktır. Evet, özetleyelim şöyle kısaca konuştuklarımızı. Her şeyden önce okuduğumuz okulda öğretmenlerimiz mutlak surette sizin yapısal özelliklerinizi biliyor. Bir kere onlarla oturun, bir sohbet edin. Siz de şunu çok iyi biliyorsunuz. İyi bir ezberim var. Çok iyi matematik hafızam var. Görsel hafızam daha güçlü. Ben çok geç öğrendim çünkü bize bunları öğretmiyorlardı. Benim görsel hafızam varmış meğersem. Öğrendiğimde 35 yaşındaydım. Beyin fotoğraf çekiyor. Şimdiki gençlik bunu daha iyi biliyor. Onu ne zaman öğrendim? Dünya birincisi olduğum gün, ödül aldığımda öğrendim. Çünkü her şeyi yapıyorum hızlı hızlı. 5 günlük bir yarışmayı bir günde bitirdim. Dedim ki herhalde ödül müdül almak ne hak götürüyor. Çünkü ismim okunmadı. En sonunda dediler ki son 10 yılın birincisi. %100 doğru yapabilmişim. O da tamamen mikroskopta gördüğüm şekilleri fotoğraflaması hafızamın. Siz de bunu bilin. Matematik mesela benim için 3 haneli 2 tane rakamı alt alta getirin ben çarpamam. Yüzüme gözüme bulaştırırım. Söylüyorum yani. O yüzden de matematik benim için zor. Hesap makinesi kullanıyorum. O zaman arkadaşlar kendimize bakacağız. Ben neyim ya? Ben neyim? Ben ne yapabilirim? Bakın arkadaşlar, profesörüm ve matematik bilmek zorunda değilim. Fizik bilmek zorunda değilim. Bir şeyi çok iyi bilmek zorundayım. O alanı doğru yapmak zorundayım. Çünkü artık bugün bilimde herkes birbirine destek vererek gidiyor. Nobel ödüllerine bakıyorsunuz, gruplar alıyor. Birlikte sırt sırta durarak alıyorlar. Ben yüksek lisansta sınav yapmıyorum. Sınavım şöyle oluyor. Öğrencilerime vaka getiriyorum, önlerine koyuyorum. Çözün diyorum, çözün. Önünüzde 4 saat var. Çünkü patronunuz size soru sorup A mı, B mi, C mi, D mi, E mi? He? Demeyecek. Diyecek ki gidin bunu çözün gelin arkadaşlar diyecek. Siz de çözeceksiniz. Bir doğru yoktur hayatta. Lütfen gençler bunu iyi bilin. Okuyun, doğruların sayısının artacağını, farklı yollardan da gitseniz doğruya ulaşacağınızı mutlaka fark edeceksiniz, öğreneceksiniz. Evet, mutlaka toplumun içinde parmakla gösterilen, ayrılan, sevilen biri olmalısınız. Onun için çok ama çok çalışmalısınız. En önemli şey, nacizane size tavsiye edeceğim, en önemli şey arkadaşlar zaman planı yapmak, eylem planı diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakan olduğunda ilk bu cümleyi Türkiye'ye sarf etti. Eylem plansız çalışmıyoruz. Ne demek? Ne yapmak istiyorum? Kiminle yapmak istiyorum? Hangi sürede yapmak istiyorum? Ve ne kadar sürede bitirmek istiyorum? Bu planınız olursa o hedefe mutlaka ulaşılır. Hayatım boyunca başarımın tek sebebi budur. Başarının sırrı diye bir şey yoktur. Başarının sırrı sizin içinizde yatıyor. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Profesör Doktor Oğuz Özyaral hocam, yüreğinize sağlık. Bugün anısına size bir de plaket takdim edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok önemli bilgiler paylaştı değerli hocamıza. Hocam, bugünün anısına şöyle. Çok teşekkür ediyorum. Gençler, bir gün olur karşılaşırsak bunu ben sizin için aldım. Evet, teşekkür ediyoruz.